Tarih ders föylerinin 7. föyündeyiz şimdi arkadaşlar. Milli Mücadele dönemi 2. kısmı anlatacağız. Peki burada ne anlatacağız? Burada işte milli varlığa uygun olan, yararlı olan cemiyetleri göreceğiz. Artı Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçtikten sonra yapmış olduğu bir kısım çalışmalar. Mesela Havza ve Amasya genelgelerini görmeye çalışacağız. Şimdi hatırlıyorsanız daha önceki kısımda işte zararlı cemiyetleri görmüştük. Hem Türklerin kurmuş olduğu hem de azınlıkların kurmuş olduğu. Gelelim şimdi de buna karşılık milli varlığa yararlı olan cemiyetleri, yani bizzat Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen ve bu amaçla kurulan cemiyetleri. İlk olarak Trakya-Paşaeli Cemiyeti ile başlayacağız arkadaşlar. Trakya-Paşaeli Cemiyeti, burada bilmeniz gereken ilk şey şudur. İlk direniş cemiyetidir arkadaşlar. İlk direniş cemiyeti merkezi Edirne'dir. Peki kime karşı kurulmuştur? Trakya bölgesinin Yunanlara verilmesine karşı. Ve bu amaçla da Edirne ve Lüleburgaz Kongreleri'ni düzenlemiş, Yunan ve Rum emellerine karşı silahlı direniş kararı almıştır. Yalnız bir şey söylemek gerekmek lazım aslında cemiyetler hakkında. Genelde yararlı cemiyetlerin ileriye dönük bir hedefi yoktur arkadaşlar. Yani ileride devletin bağımsızlığını sağladıktan sonra işte saltanata tekrar dönelim, yok efendim başka bir rejime geçelim diye bir düşünceleri yoktur. Fakat bu cemiyetin böyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu cemiyet eğer Osmanlı Devleti yıkılırsa, gerekirse Batı Trakya ile de birleşerek bağımsız bir Trakya Cumhuriyeti kurmayı amaçlamıştır. Ve bir süre sonra da milli mücadelenin içinde yer almıştır. Burada cemiyetlerle ilgili kavramlar var. Müdafaa hukuk, hakların müdafası demek. Muhafaza hukuku milliye, bakın muhafaza koruma demek. O zaman nedir? Milli hukuku koruma ya da ulusal hakları koruma anlamına gelir. Reddi ilhak, ilhak topraklarına katma demek. Eğer reddi ilhaksa demek ki topraklarına katmayı ne yapıyor arkadaşlar? Reddediyor. Bu konuda özellikle düşüncesi olan devlet de Yunanlardı hatırlıyorsanız. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti ikinci olarak görmemiz gereken bir cemiyet. Arkadaşlar adı üzerinde İzmir. İzmir olduğuna göre kime karşı kurulmuştur? Yunanlara. Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresine Yunanlara verileceği haberi üzerine kurulmuştur. Çok da fazla arkadaşlar etkili olmamıştır. Daha ziyade işte arkadaşlar burada faaliyetleri organize etmeye çalışmıştır. Ama daha sonra bu cemiyetin üyeleri daha aktif olarak çalışan neyi kuracaklar arkadaşlar? Reddi İlhak Cemiyeti'ni kuracaklar. Reddi İlhak Cemiyeti İzmir'in arkadaşlar Yunanlar tarafından işgalinden bir gün önce kurulmuştur. Adından neydi arkadaşlar? Reddi İlhak. Yani topraklarına katmasını Yunanların, bu bölgeyi katmasını reddediyoruz. Bu amaçla ne yapmış arkadaşlar? Cemiyet kurmuştur. Olası kongreler ve protesto mitingleri düzenlemiştir. İzmir'in işgalini bütün illere telgrafla duyurarak Türk kamuoyunu galeyana getirmiştir. Cemiyetin çabaları sonucunda iki tane önemli kongre toplamıştır arkadaşlar. Bunlar nedir? Balıkesir ve Alaşehir kongreleri. Bakın kongreler milli mücadele döneminde meclis gibi çalışmıştır arkadaşlar. Ve burada alınan kararlar da ne yapmıştır? Halk tarafından uygulanmaya çalışmıştır. Bu yüzden önemlidir kongrelerin varlığı. Dördüncü olarak göreceğimiz Karakol Cemiyeti İstanbul'da kurulmuş olan gizli bir cemiyettir. Daha çok vatanın kurtuluşuna ve milletin bağımsızlığına inanan ve bu inanç doğrultusunda İstanbul'dan Anadolu'ya işte cephanede, mühimmatta vesaire gibi şeylerin gönderilmesine çok etkili olmuş olan bir cemiyet. Şark Vilayetleri ya da diğer adıyla Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti İstanbul'da kurulmuş ve Erzurum'da şube açmıştır. Bakın bu çok önemli. Neden genelde cemiyetlerin merkezleri İstanbul? Çünkü arkadaşlar haberleşme ve ulaşım burada çok kolay. Temel amacı doğuda bir er medeniyetin kurulmasına ne yapmaktır? Engel olmaktır. Bu amaçla da arkadaşlar Erzurum Kongresi'ni toplamıştır. Ve aynı zamanda basın ve yayın yoluyla da mücadele etmeye çalışmıştır ki en önemli yayın organı da Albayrak gazetesidir arkadaşlar. Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin aldığı en önemli kararlar şudur. Özellikle bölgede Ermeni nüfusun artılması istenmediği için bölgeden hiçbir şekilde göç edilmemesi, Ermeninin yapmış olduğu bütün işte tecavüzlere rağmen, hakaretlere rağmen bu bölgeden kesinlikle göç edilmemesi, bilim, iktisat ve din alanında örgütlenip bölgenin kalkınmasının sağlanması, Doğu Anadolu'ya yapılacak herhangi bir saldırıya karşı birleşerek karşı konulması karar olarak alınmıştır. Böylece arkadaşlar Türkler bu bölgede güçlü olmasına çalışılmıştır.
Altıncı olarak Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliyet Derneği. Arkadaşlar cemiyetin amacı genel olarak bu bölgede bir Pontus Devleti'nin kurulmasına engel olmak arkadaşlar. Bu yönüyle de önemli bir arkadaşlar cemiyettir. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile birlikte Erzurum Kongresi'nin toplanmasına önemli bir arkadaşlar etkiye sahip olmuştur. Kilikyalılar Cemiyeti, Kilikya dediğimiz Adana ve çevresine ilk çağda verilen isimdir arkadaşlar. Cemiyet de bu adla kurulmuştur. Şimdi Adana çevresi dediğimiz zaman aklımıza hangi devlet gelecek arkadaşlar? Fransa. Hatırlıyorsanız bu bölgeler gizli anlaşmayla Fransa'ya verilmişti. Dolayısıyla bu cemiyet de Fransa işgaline karşı kurulmuştur. Ve Adana ve çevresinin Türk olduğunu ne yapmaya çalışmıştır arkadaşlar? Yayınladıkları makalelerle, özellikle Feryat Nami adında bir makaleleri vardır, kanıtlamaya çalışmışlardır. Sekizinci olarak arkadaşlar Milli Kongre Cemiyeti'ni göreceğiz. Milli Kongre Cemiyeti'nin bir özelliği vardır. Farkındaysanız buraya kadar genelde cemiyetin bölgesel olduğunu gördük. Ama Milli Kongre Cemiyeti daha ziyade arkadaşlar dünya kamuoyuna Türkler aleyhinde yapılan her türlü olumsuz propagandaya karşı basın ve yayın yoluyla cevap vermek. Yani bütünlüğe yönelik arkadaşlar hareketlerde bulunmuşlar ve bu yolla da birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmışlardır. Bir de şunu hiçbir zaman unutmayın. Kuvayi Milli Hareketi'ni başlatan cemiyet reddi ilhaktır. Ama Kuvayi Milliye tabirini, yani bu kelimeyi ilk defa kullanan cemiyet arkadaşlar Milli Kongre Cemiyeti'dir. Halkın başlatmış olduğu harekete milli kuvvet anlamına gelen Kuvayi Milliye'yi kullanan neymiş arkadaşlar? Milli Kongre Cemiyeti'dir. Şimdi bunları anlattıktan sonra neden kuruldu bu cemiyetler? Bunun üzerinde durmak lazım. En önemli neden arkadaşlar? Mondros'tan sonra Anadolu işgali uğraması. Bu işgallere de kim sessiz kaldı? İstanbul hükümeti ve padişah sessiz kaldı. Bunun üzerine azınlıklar da rahat durmayınca ne yapacaklar arkadaşlar? Her bir o bölgelerin duyarlı insanları bir araya gelerekten cemiyetler kuraraktan birlik ve beraberliği bölgesel bir şekilde ne yapmaya çalışacaklar arkadaşlar? Sağlamaya çalışacaklar. Genelde biz milli cemiyetlerin mücadele yönteminin basın ve yayın yolu olduğunu göreceğiz. İlk etapta işgallerin haksızlığını, yapılan işte arkadaşlar herhangi bir işte tecavüz hareketini ne yapacak? Dünyayı bir şekilde duyurmaya çalışacaklar. Ama fakat daha sonra katliamlar şunlar bunlar yaşanınca el mecbur ne yapacaklar arkadaşlar? Silahla direniş kararı alacaklar. Şimdi burada arkadaşlar anti bir parantez şunu da söylemek lazım. Wilson ilkeleri, milli cemiyetler ve Türkçü tarih anlayışı diye bir arkadaşlar yan başlığımız var. Genelde milli cemiyetlerde Türklük duygusu hakim. Yani milliyetçiler arkadaşlar. Fakat bu dönemde yani aşırı derecede böyle ırkçı yaklaşımları da olmamıştır. Onları milliyetçiliğe iten durum Wilson ilkelerinin almış olduğu hangi bölgede kim çoğunluktaysa orası onun olacak durumudur arkadaşlar. Bundan dolayı ne yapacaklar? Onlar da el mecbur milliyetçi bir tavır takınacaklar. Bu amaçla tarih araştırmalarına bakın önem verecekler. Sonuç olarak Türkçü bir tarih anlayışı ortaya çıkacak. Osmanlı Devleti'nde tarih eğitim anlayışı ümmetçi ve hanedancı olduğu için bu çok önemli arkadaşlar bir durumdur. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti döneminde de Türkçü tarih anlayışının oluşmasında ne yapacak arkadaşlar? Bu durum etkili olacak. Yani bir anlamda tarih koşulları zorunlu olarak da ne yapacaklar? Milliyetçiliği benimseyecekler. Ulusal birlik ve beraberliği bu durum ne yapacak arkadaşlar? Güçlendirecek. Peki milli cemiyetlerin hiç mi olumsuz yönü yoktu? Yani bunlar çok mu arkadaşlar olumluydu? Arkadaşlar milli cemiyetlerin en önemli olumsuz yönü her bir cemiyetin kendi bölgesini düşünmesi. Yani vatanın bütünlüğüne yönelik kararlar almamaları. Onlar diyorlar ki ben kendi bölgemi kurtarayım yeter. Halbuki Mustafa Kemal gibi vatanın bütünlüğünün çok önemli olduğunu düşünen ileri görüşlü liderler geminin bir tarafını suyu aldığı zaman geminin her tarafının batacağını, tek bir tarafının batmayacağını belirterekten ne yapmıştır arkadaşlar? Birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmışlardır. Haliyle Mustafa Kemal gibi bir lider de başlarına geçince ne yapacaklar? Daha sonradan Sivas Kongresi'nde bütün bu cemiyetler Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleşecekler. Bu yönüyle de arkadaşlar önemlidir. Bir de burada antiparantez şunu söylemek lazım. Bütün bu cemiyetlere genel olarak müdafaa hukuk ya da reddi ilhak cemiyetleri de denir. Mustafa Kemal arkadaşlar daha sonra Amasya Genelgesi'nin Sivas Kongresi'nin toplanacağını belirtmiş ve buraya gelecek olan delegelerin de bu cemiyetler tarafından belirlenmesini istemiştir. Çünkü arkadaşlar sonuçta cemiyetler
halkın oluşturduğu kuruluşlardır. Dolayısıyla da Mustafa Kemal bir anlamda Kurtuluş Savaşı'nın tabanını neye dayandırmıştır arkadaşlar? Bu cemiyetlere dayandırmıştır. Şimdi anlattığımız konulara paralel olarak örnek sorular çözmek istiyorum. Böylece konunun daha pekişeceğini düşünüyorum. Çözeceğimiz ilk soru arkadaşlar 2016 YGS'de çıkmış olan bir soru. Yani 2 yıl önce çıkan bir soru arkadaşlar. Bakalım sorumuza. Aşağıdakilerden hangisine Mustafa Kemal'in kurtuluş mücadelesini uygulamaya koyma konusundaki düşüncelerini olumlu etkileyen ulusal girişimlerden biri olduğu savunulamaz diye bir soru sorulmuş. Şimdi savunulamaz sorularında biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Mümkün mertebe hani bilgimizden hareket ediyoruz ve artı olmayan şıkkı bulmaya çalışıyoruz. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı mücadelesini uygulamaya koyma konusunda olumlu girişimlerden biri olmayacak olan bir şeyi bulmamız lazım. Rum çetelerine karşı İslam İhtilali Komitesi'nin kurulması bakın olumlu bir gelişmedir. Saltanat Şurası, arkadaşlar Saltanat Şurası'nı daha sonra öğreneceğiz. Sevr Anlaşması'nı onaylamak amacıyla padişahın başkanlığında oluşturmuş olan bir arkadaşlar şuradır. Dolayısıyla ulusal mücadeleyi destekleyip köstek olan bir uygulamadır. Biz buna ne yapıyoruz? Hayır diyoruz. C şıkkı, subay ve sivillerin Mondros Mütarekesi hükümlerini geçiştirmesi, yani mümkün mertebe uygulamaması da güzel bir durumdur. D şıkkı, müdafaa hukuk dernekleri demek ki halk bu konuda bilinçleniyorlar ki bu şekilde dernekler kuruyorlar. Güzel bir gelişme. E şıkkında ise Ermeni tehdidine karşı Kars İslam Şurası'nın oluşturulması yine nedir arkadaşlar? Bu şekilde bir durumdur. Savunulamaz dediğine göre bizim cevabımız hangisi olması lazım? B şıkkı, yani Saltanat Şurası'nın toplanması olması lazım. İkinci örnek soru. Milli Mücadele döneminde Türk milleti kadını ve erkeğiyle birlikte çeşitli savunma dernekleri kurmuş, siyasal mitingler ve gösteriler düzenlemiş, işgal kuvvetlerine karşı harekete geçmiştir. Bu durum Milli Mücadele dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir diye arkadaşlar bir soru sorulmuş. Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar herkes bir şekilde bu yükün altına elini sürmüş, elini koymuş. Mitingler düzenliyor ve işgal kuvvetlerine karşı ne yapıyor arkadaşlar? Bir şekilde harekete geçiyor. Öyleyse demek ki direnme ne hale getirilmeye çalışmış arkadaşlar? Etkili hale getirilmeye çalışılmış. Cevabımız nedir? D seçeneğidir. Soru 3 ile devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgallere karşı Anadolu ve Trakya'da kurulan bölgesel derneklerin amaçlarından biri değildir diye sorulmuş. Bu soru 95 ÖYS'de çıkan bir soru arkadaşlar. Dolayısıyla da bilgi sorusu. Bakıyorum bu cemiyetlerin yani yararlı cemiyetlerin hangisi amacı değildir? Aslında soru olarak bu sorulmuş. A şıkkında korunmak ya da savunmak amacı var mı? Var. Bölge halkının desteğini bu şekilde sağlamak var. Haklarını basın ve yayın yoluyla duyurmak. Özellikle böylece Avrupa'daki devletlerin desteğini de sağlamayı amaçlamışlardır. Ama D şıkkında yer alan azınlıklara bağımsızlığını kazanmak kesinlikle ve kesinlikle yararlı cemiyetlerin amaçları arasında yoktur. Öyleyse cevabımız nedir? D seçeneğidir. Dördüncü soru. 97 ÖSS'de çıkmış olan bir soru. Günümüzün TYT sınavı arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcına değin Türk ulusu hanedancı ve ümmetçi bir tarihi anlayışının etkisinde kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayıştan farklı olarak ulusal tarihi anlayışı yolunda atılan bir adımdır diye sorulmuş. Şimdi ulusal tarih dediğin zaman kendi ırkımıza, kendi milletimize alakalı bir şık araman lazım. Bakıyorum arkadaşlar buna en uygun şık da direniş derneklerinin kuruldukları bölgelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışmaları daha sonra milliyetçi duyguların gelişmesinde çok etkili olan bir durumdur. Öyleyse cevabımız nedir? B seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar bu şekilde birkaç tane örnek soru çözdükten sonra gelelim. Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminin ilk adımlarından biri olan ve aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda yayınlanan ilk genelge olan Havza Genelgesi'ne. Hatırlayalım Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Ve o bölgede olayları araştırdıktan sonra bir rapor halinde araştırmasının sonucunu İstanbul'a iletti. Ama ve bundan sonra da arkadaşlar bakacağız Mustafa Kemal'in faaliyetlerine. Hiçbir zaman İstanbul'un kendisine vermiş olduğu görevle hareket etmeyecek. Daha çok yetkilerini halkın birlik ve beraberliğini sağlamaya,
ulusal direnişi uyandırmaya yönelik olarak ne yapacak arkadaşlar? Kullanacak. Mustafa Kemal'in bu faaliyetleri tabii ki İtilaf Devleti'nin hoşuna gitmeyecek ve bunun üzerine İstanbul'a baskı yaparaktan İstanbul'a çağrılmasını isteyecekler. Ve İstanbul'a çağrılacak Mustafa Kemal ama Mustafa Kemal İstanbul'a gitmeyecek. İşgalin daha az hissedileceği Samsun'un bir ilçesi olan nereye geçecek arkadaşlar? Havza'ya. Havza'da da arkadaşlar Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk genelgesi olan neyi yayınlayacak? Havza genelgesi. Tarih 28 Mayıs 1919. Amaç milli bilinci uyandırmak arkadaşlar. Neymiş arkadaşlar? Milli bilinci uyandırmak ve bu genelgeyi hazırlayacak ve telgrafla ülkedeki sivil ve askeri makamlara gönderecek ki böyle bir yetkisi vardı hatırlıyorsanız 9. Ordu Müfettişi olaraktan. Bu genelgenin içinde yer alan maddelerin de vali, kaymakam ve komutanlar tarafından uygulanmasını isteyecek. Şimdi burada konuyu anlatmadan önce bir şey de daha söylemek lazım. Genelge nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Genelge yazılı bir arkadaşlar bildiridir. Yazılı emirdir daha doğrusu. Genelde üst makamdakiler, alt makamdakiler arkadaşlar uyulması gereken bir emirname olarak gönderirler. Yani bakarsın mesela şu anda bir işte Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi vardır, Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgeleri vardır. İşte Mustafa Kemal de bu şekilde yetkisini kullanarak da ne yapacak arkadaşlar? Havza'da bir genelge yayınlayacak. Bu genelgede neler var bakın. İşgaller derhal ve büyük bir heyecanlı miting ve gösterilerle protesto edilmeli. Böyle bir yetkisi var mıydı Mustafa Kemal? Hayır. İşgalleri protesto etme için etkili telgraflar çekilmeli. Bu da arkadaşlar gerçekten çok önemlidir. Böylece Mustafa Kemal ulusal bilincin oluşmasını istemiştir. Üçüncü olarak da toplumsal psikolojiden kaynaklanan taşkınlıkların yaşanmasının engellenmesi. Bakın tabi bunları yaparken de azınlıkları ve büyük devletlerin eline koz vermemek lazım. Bu yüzden hem azınlıklara zarar verilmemeli hem de taşkınlık yapılmamalı diyerekten arkadaşlar kendince özellikle ateşkesin 7. maddesini uygulanmasını engellemeye yönelik arkadaşlar tavırlar almıştır Mustafa Kemal. Sonuç olarak arkadaşlar Mustafa Havza Genelgesi yayınlandıktan sonra yurdun dört bir yanında mitingler ve gösteriler yapılmıştır ki bunun 100'e yakın olduğu söylenir. Mustafa Kemal de Havza'daki mitingi organize etmiştir ve böylece ne yapmıştır arkadaşlar? Bir anlamda Havza Genelgesi amacına ulaşmıştır. Havza Genelgesi İstanbul nasıl tepki verdi arkadaşlar? İstanbul tabii hoş karşılamadı. Ve arkadaşlar ne yaptılar? Mustafa Kemal'i tekrardan geri çağırdılar. İtilaf Devletleri İstanbul Hükümeti üzerindeki baskıyı artırdı. Dediğim gibi Havza Genelgesi bilincin uyanmasında ve birlik ve beraberliğin sağlanmasında nedir arkadaşlar? Çok önemli olan bir genelgedir. Havza Genelgesi'ni anlattıktan sonra Kurtuluş Savaşı için çok 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 önemli olan, ÖSYM için de çok önemli olan ve artık arkadaşlar çok soru getiren neye geçiyorum arkadaşlar? Amasya Genelgesi'ne. Amasya Genelgesi arkadaşlar Havza Genelgesi'nin yapılmasından yaklaşık bir ay kadar sonra arkadaşlar yapılmıştır. Tarih bakın 21-22 Haziran 1919. Şimdi genelgenin mantığı neydi? Üst kademedekiler yapar, alt kademedekiler buna uyar. Bir anlamda emir niteliği taşır ve demokratik mi diye sorulsa hayır demokratik değildir. Ama Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni millete dayandırmak istediği için bunu sadece kendi başına yapmayacak değerli komutanlar mesela Ali Fuat Paşa, Refet Bey, Rauf Bey gibi insanlarla birlikte hazırlayacak. Kazım Karabekir'le Cemal Paşa'nın da arkadaşlar neyi ne alacak? Telgrafla onayını alacak. Nedir amacı bu genelgenin? Bu genelgenin amacı arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nı teşkilatlandırmak. Yani bakın uyandırdık halkı. Uyandırdığımız halkı istediğimiz yöne doğru ne yapmamızı istiyoruz artık? Teşkilatlandırmak istiyoruz. Ve bu amaçla böyle bir genelge ne yapacağız arkadaşlar? Yayınlayacağız. Arkadaşlar Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'na halkın çağrılmasıdır. Bir anlamda Kurtuluş Savaşı'nın planlanmasıdır. Bir anlamda programıdır. Bu yüzden arkadaşlar ta uzaktaki hedefler dahi gösterilen bir nedir arkadaşlar? Belgedir. Bir anlamda bir başkaldırıdır. Türk İnkılabı'nın dolayısıyla neyini başlatmıştır arkadaşlar? İhtilal safhasını başlatmıştır. Şimdi Amasya Genelgesi'nin arkadaşlar çok önemli olduğunu söylemiştim. Hemen hemen her maddesinden soru çıkar. Arkadaşlar bu yüzden çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Birinci madde aslında bölgesel kurtuluş düşünenlere bir tepki olarak yapılmıştır. Mustafa Kemal birinci maddede diyor ki vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Ey bölgesini kurtarmaya çalışan cemiyetler, işte hareketler.
Ya bir taraf batarsa her taraf batar. O yüzden ne yapın? Gelin hep beraber hareket edelim ve birlik ve beraberliği sağlayalım demiştir. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nın bir anlamda neyini belirtmiştir arkadaşlar? Gerekçesini belirtmiştir. İkinci madde, İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getiremiyor diyor bakın. Bu durumda Türk milletini yok olmuş gibi göstermektedir. Şimdi arkadaşlar bu madde çok önemli bir maddedir. İlk defa İstanbul Hükümeti'nin sorumluluğu yerine getiremediği söylenmiştir. Tabii getirmiyor demiyor bakın, getiremiyor diyor. Bunda özellikle arkadaşlar saltanat yanlılarının ve İstanbul yanlıları olan ama milli mücadelenin de başlaması gerektiğini savunan insanların tepkisini ne yapmak içindir arkadaşlar? Önlemek içindir. Yine Kurtuluş Savaşı'nın neyini belirtmiştir arkadaşlar? Bu da gerekçesini belirtmiştir. Üçüncü madde, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Maddesi arkadaşlar Amasya Genelgesi'nin en önemli maddesidir. Bakın en önemli. Bu maddeyle arkadaşlar hem Kurtuluş Savaşı'nın hem amacı hem de yöntemi belirlendiği gibi. Aynı zamanda arkadaşlar ihtilal karakteri gösteren madde budur. Yani diyor ki Mustafa Kemal burada, bağımsızlığı kim sağlarsa devlet yönetme hakkına o sahiptir. Bu yüzden ileride arkadaşlar millet egemenliğine dayalı bir devlet kurmaktan üstü kapalı olarak ne yapıyor arkadaşlar? Bu maddeyle Mustafa Kemal bahsediyor. Dolayısıyla ileride neyin değişeceğini gösteriyor arkadaşlar. Yönetim şeklinin değişeceğini gösteriyor. Bu madde aynı zamanda bakın sadece Türk milleti demiyor. Millet dediğine göre arkadaşlar evrensel olan bir maddedir. Sömürü altındaki uluslara diyor ki resmen Mustafa Kemal, eğer bağımsız olmak istiyorsanız lütfen başkasından yardım beklemeyin. Kendi başınızın çaresine bakın diyor. Ve böylece arkadaşlar bir anlamda onlara ne yapıyor? Örnek alıyor. Dördüncü madde, her türlü etki ve denetimden uzak bir milli kurul oluşturulmalıdır deniliyor. Şimdi bu milli kurul daha sonra temsil heyeti adını alacak. Yani alınan kararları uygulayacak. Hiçbir şekilde denetim altında olmaması gereken bir kurulun varlığından bahsedilmiş. Bu kurul bir anlamda arkadaşlar eğer kongreleri meclise benzetirsek bu kurulda bir hükümet görevi yapacak. Yani alınan kararları uygulayacak olan heyet olacak. İlk defa oluşturma fikri buradadır arkadaşlar. Oluşturulması Erzurum'da olacak. Bunu da antiparantez söylemiş olalım. Beşinci madde, bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış 3 temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkması gerekmektedir derken ileride arkadaşlar toplanacak olan Sivas Kongresi için ne yapmıştır? Bir ön hazırlık yapılmıştır. Sivas Kongresi'ne yalnız gönderecek olan delegelerin böyle arkadaşlar seçimle yapılması istenmiş ki seçim yapacak olanlar da müdafaa hukuk cemiyetleri Reddiyel Hak ya da kimler olacak arkadaşlar? Belediyeler olacak. Böylece arkadaşlar Mustafa Kemal neye önem verdiğini göstermeye çalışmıştır. Ulusal iradeye. Çünkü Sivas Kongresi bizim her yönüyle tek milli olan kongremizdir. Ve bu kongrede alınan kararlar arkadaşlar bir anlamda ne yapmıştır? Yasa gibi işlev yapmıştır. Mustafa Kemal arkadaşlar çünkü bağımsızlığı kazanmanın sadece ve sadece inanan insanlarla mümkün olacağını biliyordu. Bu yüzden mümkün mertebe arkadaşlar kongreye katılacak olan delegelerin inanan insanlar tarafından seçilmesi gerektiğini ve buraya gelen insanların da bu nitelikte olması gerektiğini ne yapmıştır? Savunmuştur. Yedinci madde aslında Mustafa Kemal'in direkt olarak arkadaşlar yetkilerin dışına çıktığını gösteren maddedir. Diyor ki askeri ve milli örgütler hiçbir şekilde dağıtılmamalı. Halbuki Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak neydi? Bunları dağıtmakla görevliydi. Komutanlıklar başkalarına bırakılmamalı, silah ve cephane elden çıkarılmamalı. Vatanın herhangi bir yerinde yeniden başlayacak bir düşman işgali bütün orduyu ilgilendirdiğinden vatan hep birlikte savunulacaktır derken Mustafa Kemal ne yapmıştır? Görevlerine açıkça karşı çıkmıştır. 8. madde, herhangi bir kötü durumla karşılaşılabileceği düşünülerek bu iş ulusal bir sır olarak tutulmalı. Ve delegeler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidir denilmiş. Arkadaşlar özellikle Sivas Kongresi'nin toplanmasının sır olarak saklanmasını istenmiş. Ama ne yazık ki böyle bir şey olmamış. Çünkü zaten biraz da imkansızdı bu. Bütün vatanın bildiği bir sır. Dolayısıyla kısa zamanda hem İstanbul Hükümeti'nin hem de Fransızlar gibi İtilaf Devletleri'ne ne yapmıştır? Bu bilgi gitmiştir. Evet arkadaşlar 9. madde ise Doğu illeri adına 23 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacak. Bakın Mustafa Kemal'in organize ettiği bir kongre değil bu. Toplanacak diyor.
O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas'a gelebilirse, Erzurum Kongresi'ne katılan üyeler bir zahmet Sivas'a da gelsinler diyor. Böylece Mustafa Kemal birliği sağlayabilmek için Erzurum Kongresi delegelerini nereye de davet etmiştir? Sivas'a da davet etmiştir. Evet, Mustafa Kemal arkadaşlar Amasya Genelgesi'ni yapmakla aslında görevlerin dışına ne yapmıştı arkadaşlar? Çıkmıştı. Zaten bu olaylardan rahatsız olan İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i tekrardan İstanbul'a çağıracaklar ve gelmezsen seni görevden alacağız diyecekler. Mustafa Kemal de diyecek ki sizin beni görevden almanıza gerek yok. Ben ne yapıyorum? İstifa ediyorum diyerekten ne yapmıştır? Görevinden istifa etmiştir. Böylece bu zamana kadar asker olarak hizmet ettiği bu vatana bundan sonra ne olarak hizmet edecek arkadaşlar? Sivil olarak edecek. Örnek soru 5 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 2013 YGS'de çıkmış olan bir soru. Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Olumsuz bir arkadaşlar cevap isteyen bir soru. Amasya Genelgesi'nin 6. maddesi. Askeri ve milli örgütlerin hiçbir biçimde dağıtılmaması, komutanlıkların başkalarına bırakılmaması, silah ve cephanenin elden çıkarılmaması, vatanın herhangi bir yerinde yeniden başlayacak bir düşman işgali, bütün orduyu ilgilendirden vatanın hep birlikte savunması şeklindedir. Neye ulaşılamaz sorusu? A şıkkında iş başındaki komutanlar demek ki görev yerlerini terk etmemesi gerekiyor. Buna ulaşabilirim. B şıkkında askeri ve sivil örgütlerin birlikte hareket etmesi gerektiğine de ulaşabilirim. C. Temsilciler kurulunun hükümet gibi hareket ettiğine, bakın Amasya Genelgesi'nde daha temsilciler kurulu oluşturulmamıştı. Dolayısıyla buna ulaşabilir miyim? Hayır, ulaşamam. D şıkkında anlaşma devletlerine cephe alınmış. Çünkü silah cephane elden çıkarılmayacaksa, ordu dağıtılmayacaksa demek ki böyle bir cephe alınma var. E şıkkında işgallere karşı direnileceği, zaten bunlar bu durumu göstermekte. Dolayısıyla E şıkkına da ulaşabilirim. Hangisine ulaşılamaz dediğine göre cevabımız ne olması lazım? C seçeneği olması lazım. Altıncı soru. Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir diye sorulmuş. 2007 ÖSS'de çıkmış olan bir soru. 9. Ordu müfettişi göreviyle Havza'da bulunan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden sadrazam hatta padişaha Paris Barış Konferansı'na gidecek delegelerin ulusun tam bağımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesi ikilerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir. Mustafa Kemal'in bu tutumu neyin göstergesidir demek diye bir soru var. A şıkkında Mustafa Kemal'in yetkiler içerisinde hareket ettiğini söyleyebilir miyiz? Hayır. Böyle bir yetkisi var mı? Yok. B şıkkında Mustafa Kemal'in yetkileriyle ilgili talimatı kendisini yazdırdı. Buna da ulaşılamaz arkadaşlar. C şıkkında ise İstanbul hükümetinin ulusal çıkarları koruyamayacağından endişe ediyor ki Mustafa Kemal böyle isteklerde bulunuyor. Ben buna ulaşabilir miyim? Evet, ulaşabilirim. D şıkkı, milletin padişaha bağlılığından çekindim. Mustafa Kemal'in ilk etapta devlet yıkmak gibi bir düşüncesi yok ki arkadaşlar. Dolayısıyla ben buna ne yapamam? Ulaşamam. E şıkkında Türk vali ve tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal'i desteklemek zorunda olduğuna da ne yapamam? Ulaşamam. Öyleyse cevabım nedir? C seçeneğidir. Ödev testlerine başlayalım şimdi arkadaşlar. Bakalım, birinci soru. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra vatanın İstanbul'da kalarak kurtarılamayacağını anlamıştır. Bu düşüncenin doğruluğunu hangi gelişme kanıtlar niteliktedir diye bir soru sorulmuş. Birinci öncülde İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olması. Bunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Böyle bir şey yok. Osmanlı'nın başkenti olması Mustafa Kemal'in ordu bulunmasına engel değil ki. İkincisi, İstanbul hükümeti İtilaf Devletleri'nin lehinde kararları onaylaması. Demek ki Mustafa Kemal ne yapıyor arkadaşlar? Burada İtilaf Devletleri'nin lehine olması demek, milletin aleyhine olması demek. Ben burada bir şey yapamam diyor. Üçüncü öncülde İtilaf Devletleri'nin İstanbul Boğazı'nın donanmaları demirlemesi de burada herhangi bir oluşumun oluşması izin vermeyeceklerini demektir. Dolayısıyla cevabımız nedir? 2 ve 3, yani D seçeneğidir. İkinci soru. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarken kurtuluş için düşündüğü tek çare, bakın tek çare, milli egemenliğe dayalı kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmaktı. Mustafa Kemal'in bu düşüncesini gerçekleştirmek için saltanat, Kuvayi Milli, İtilaf Devletleri unsurlarından hangileriyle mücadele etmesi gerekir? Bakın, bir kere millet egemenliğine dayalı kayıtsız şartsız bağımsız olması için bir kere
Egemenliğin karşısında olan saltanattır. Bağımsızlığın karşısında olan kimdir arkadaşlar? İtiraf devletleridir. Dolayısıyla bu iki kurumla ne yapması lazım? Ya da iki güçle mücadele etmesi lazım. Öyleyse cevabımız ne olması lazım? 1 ve 3 yani D seçeneği olması lazım. Üçüncü soru arkadaşlar. Türkiye halkı yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı yaşamın gereği olarak düşünmüş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımlı yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Sözüyle Atatürk, manda ve himaye, işgaller, emperyalizm uygulamalarından hangilerine karşı olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bakın her üçü de bağımsızlığa ters arkadaşlar durumlardır. Manda ve himaye bir devletin mandası altına giriyorsunuz. İşgaller bir başka devlet tarafından işgal ediyorsunuz. Emperyalizm zaten sömürgeciliktir. Öyleyse cevabımızın her üçünün de olması lazım. Yani 1, 2 ve 3 cevabını söyleyen şık da E seçeneğinin doğru cevap olması lazım. Dördüncü arkadaşlar sorumuzda ise bakalım nasıl bir soru sorulmuş. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtikten sonra yayınladığı genelgelerde Türk halkına çağrıda bulunmuş. İşgallere karşı tepkide bulunmalarını istemiştir. Mustafa Kemal'in bu tutumu hangi amaca yöneliktir? Arkadaşlar Mustafa Kemal böylece birinci öncülde yer alan işgallere karşı kamuoyu oluşturmaya başlamış mıdır? Evet. İkinci öncüde azınlıkları yurt dışına sürme gibi bir düşüncesi yok arkadaşlar. Azınlıklar benim varlığıma ve bütünlüğüme zarar verecek bir durumda bulunmasına ben onlarla birlikte yaşarım diyor Mustafa Kemal. Üçüncüsü milli bağımsızlığı sağlamada nedir? Mustafa Kemal'in hedefidir. Öyleyse cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olması lazım. Beşinci soru. Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesi'ni yayınlamadan önce Rauf Bey, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve Kazım Karabekir'in onayını almış. Bakın tek başına yapmıyor. Halbuki genelgenin mantığı nedir? Üst makamlar yayınlar, alt makamdaki insanlar ve kurumlar buna uyar. Mustafa Kemal böyle davranmakla ne amaçlamıştır diye sorulmuş. Böylece genelgeyi kişiselikten çıkartacak. Böyle bir hedef var mı? Var. İkinci öncülde genelgenin duyulmasını önlemek gibi bir hedef olabilir mi? Hayır. Mustafa Kemal zaten genelgeyi bir şekilde arkadaşlar halka mal etmek istiyor. Üçüncü öncülde halkın desteğini artırmak tabii ki var. Öyleyse cevabımız ne olması lazım? 1 ve 3 yani D seçeneği olması lazım. Altıncı soru. İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderme amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorulmuş. Tam AYT mantığında bir soru arkadaşlar. Bakalım. A şıkkında ulusal iradeyi harekete geçirmek gibi bir hedefleri var mı? Yok. Buna bir eksi koyalım ama bakalım diğerlerinde daha uygun başka bir cevap var mı? B şıkkı Kuvayi Milli Birliklerine son vermek. Tabii böyle halkın örgütlenmesini istemiyorlardı. C şıkkında yeni işgallerin yapılmasına neden olabilecek gelişmeleri önlemek. D şıkkı Müslümanlarla azınlıklar arasındaki çatışmaları sonlandırmak. E şıkkı Mundros Anlaşması'na uygun hareket edilmesi ne yapmak? Sağlamak. Ki Mustafa Kemal'i zaten bir anlamda Mundros'u uygula diye göndermişlerdi. Öyleyse cevabımızın hangisi olması lazım? A seçeneği ulusal iradeyi harekete geçirmek İstanbul hükümetin hedefleri arasında yoktur arkadaşlar. Yedinci soru. Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderilmesinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur diye bir soru sorulmuş. Hangi durum arkadaşlar daha fazla böyle gönderilmesinde etkili olacak? A şıkkında Mustafa Kemal İstanbul hükümetine teslimiyetçi politikalarına karşı çıkması. Yani oraya Samsun'a değil de başka yere de gönderilebilirdi. İstanbul'a uzaklaştırmak isteniyordu ama. Buna bir ünlem gibi bir şey düşünmek lazım. B şıkkında Doğu Karadeniz'de Müslüman Türklerle Pontuslu Rum çeteleri arasında ortaya çıkan karışıklıklar. Samsun vurgulandığına göre buna uygun bir cevap olması lazım. Buna ben bir ünlem koyuyorum. C şıkkında İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesi bakın bununla alakalı bir durum değil. O zaman batıya gönderilirdi. D şıkkı İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul Boğazı'na demirlemesi. Mustafa Kemal'den çekinmiyorlar ki niye onu göndermeye çalışsınlar. E şıkkı Mebusan Meclisi'nin dağıtılmış olması. Bu dönemde Mebusan Meclisi daha toplanmamıştı. Birinci Dünya Savaşı'na girerken zaten meclisi Padişah 5. Mehmet Reşat kapatmıştı. Öyleyse cevabımız ne olması lazım? B seçeneği olması lazım. Sekizinci soru. Amasya Genelgesi'nin aşağıda verilen kararlarından hangisi Mustafa Kemal'in bu görüşünü doğrulayan niteliktedir diye bir soru sorulmuş. Mustafa Kemal Paşa'ya göre gerçek kurtuluş millet egemenliğine dayanan kayıtsız şartsız yeni bir Türk devletini kurmakla sağlanabilirdi. Şimdi bana öyle bir madde söyleyeceksiniz ki bu gerekçe uygun olması lazım.
Öyleyse bizim Amasya Genelgesi'nin hemen hemen bütün maddelerini bilmemiz lazım. A şıkkında vatanın bütünü milletin bağımsızlığı tehlikedir derken hatırlıyorsanız bölgesel kurtuluşu düşünenlere tepki vermişti Mustafa Kemal. B şıkkında ters edilmemiş ordu birlikleri dağıtılmayacak, silah ve cephaneler itilaf devletlerine teslim edilmeyecek derken Mustafa Kemal görevlerinin dışına çıkmıştı. C şıkkı vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını, yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır derken aslında buna uygun bir tutum içindeydi Mustafa Kemal. O yüzden ben buna bir ünlem diyeyim. D şıkkı Doğu illerini temsil eden Erzurum'da kongre toplanacaktır. Bununla alakalı bir durum değil. Erzurum kongresi sadece Erzurum'da oluşabilecek olan bir devletin, bir Ermeni devletinin kurulması engel olmak için toplanmıştı. E şıkkı İstanbul Hükümeti İtilaf Devleti'nin baskısı altında olduğu için üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirememektir derken İstanbul'un üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediği ve bu yüzden halka iş düştüğünü burada ne yapmıştır? İfade etmiştir. Öyleyse cevabımız ne olması lazım? C seçeneği olması lazım. 9. soru. Mustafa Kemal'e göre Havza bildirisinin yayınlanma amacı ulusal bilinci harekete geçirmektir. Havza bildirisinin yayınlandığı süreçte yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu amaca ulaşıldığının en önemli göstergesidir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar hangisi bunun göstergesi? Yani Havza'da demiştik hatırlıyorsanız işgalleri protesto edin, mitingler düzenleyin, itilaf devletlerine, işte İstanbul Hükümeti etkili telgraflar çekin. Buna uygun cevap ise B seçeneğinde bulunmakta. Anadolu'da gösteri mitinglerin düzenlenmesi ne olması lazım? Cevap olarak seçilmesi lazım. 10. soru. Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk kapsamlı programı Amasya Genelgesi'ne bildirilmiştir. Amasya Genelgesi'nin Mustafa Kemal tarafından hazırlanması, İstanbul Hükümeti'nin eleştirilmesi, Kurtuluş Savaşı'nın amacının ve yöntemin belirtilmesi, özelliklerinden hangileri bu durumu kanıtlar niteliktedir? Kurtuluş Savaşı'nın kapsamlı programı derken program nedir? Bir işi niçin yaparsınız? Nelere dikkat edersiniz? Nasıl sonuçlanması istersiniz? Bunu söyleyen arkadaşlar bir düzenlemedir. Buna uygun olan tek cevap ise 3. öncülde vardır arkadaşlar. Öyleyse cevabımızın ne olması lazım? Yalnız 3 yani C şıkkı olması lazım. 11. soru. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nde İstanbul Hükümeti'nin görevini yerine getiremediğini, işgallerin kabul edilmeyeceğini, Mondros Ateşkes Anlaşması'nı tanımadığını bildirmiştir. Amasya Genelgesi'nde belirtilen bu düşüncelerin durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar bu durumlar tabii ki ilk etapta hoş karşılanan durumlar değil İstanbul Hükümeti tarafından. Bu yüzden müfettişlik görevinden alındı. Yani birinci öncülü gerçekleşti. Ama bunun yanı sıra bu durum aynı zamanda Mustafa Kemal'e halkın ne yaptı arkadaşlar? Desteğin de artmasına sebep oldu. Fakat Amasya Genelgesi ilk etapta saltanat ve hilafetin kaldırılmasına ne yapacak arkadaşlar? Yol açmayacak. Öyleyse cevabımızın ne olması lazım? 1 ve 2 olması yani C şıkkı olması lazım. 12. soru. Amasya Genelgesi'nin maddelerinden hangileri Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve yöntemini birlikte vermiştir? Amaç nedir? Bir şeyi neden yaparsınız? Yöntem nasıl yaparsınız? Bu soruların cevaplarını arayacağız arkadaşlar. Amasya Genelgesi'nin ulusun geleceğini yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır sözü. Aynı zamanda arkadaşlar geleceğe bakın. Neyi kurtaracaksınız? Geleceğini. Nasıl kurtaracaksınız? Azim ve kararlı bir şekilde kurtaracağız. Bu olabilir bakın. İkinci öncülde İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Burada şu sorunun cevabı var arkadaşlar. Neden biz bu işe girdik? Eğer İstanbul Hükümeti sorumluluğu yerine getirmiş olsaydı millet olarak bu iş bize düşer miydi? Hayır. Bu o zaman gerekçeyi oluşturur. Üçüncü öncül Anadolu'nun güvenli bir yerinde ulusal kongre toplanmalı. Tamam bu da yöntemdir ama bize sorulan soru da neydi? Hem amaç hem de yöntem birlikte verilmiş. Öyleyse cevabımız ne olması lazım? A seçeneği yani yalnız bir olması lazım. 13. soru. İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması bahanesiyle Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti, Karadeniz'de de bir Pontus Rum devleti kurmak istemişlerdir. Bu durumun bölge halkı tarafından engelleneceğinin kanıtları arasında 1. Reddilhak Cemiyeti 2. Şark Vilayetleri Muhafaza Hukuk Cemiyeti 3. Trabzon Muhafaza Hukuku Milliyet Cemiyeti örgütlerinden hangilerinin kurulması gösterilebilir diye sorulmuş. Bize soruda farkındaysanız arkadaşlar Doğu Anadolu ve
Karadeniz denilmiş. Normalde eğer yurdun bütünü denilmiş olsaydı ben birinci öncülü de seçerdim. Fakat Doğu Anadolu ve Karadeniz dediğine göre hangisi olması lazım? 2 ve 3 olması lazım. Yani cevabım nedir arkadaşlar? D seçeneğidir.